Yani gir diyeceğim ama. Dans neydi o zaman? Ya o şiir? Ha, insan hissetmeden nasıl yazar böyle bir şeyi? Portakal çiçeğin değil miydim senin? Ne bitmez bir intikammış bu. Niye sinirleniyorsun? Sinan'ın annesini artık üzmeyeceğim demedin mi? İşte bu tam da onun istediği şey değil mi? Birlikte olsunlar diye uğraşmadım mı? İşte olmuşlar. Gece sizlerden gelen isteklerle akıyor kırık kalpli dostlarım. Bu saatte beni dinliyorsanız eğer derdiniz bellidir. Aşk acısı. Aşk acısı falan çekmiyorum ben. Ne inkar ederek, ne mekan, ne şehir, ne de ülke değiştirerek kaçamayacağınız bir acıdır o. Kaçtım falan yok. Benim kendi tercihimdi bu. İnsanı büyüten, insanı insan yapan bir acıdır. Kalbiniz olduğunu o zaman fark edersiniz. Çünkü öyle bir şey saplanır ki oraya, çekip alamazsınız. İçinizdeki o tarifsiz sızıyı zaman dışında hiçbir ilaç dindiremez. İyiyim ben. Benim istediğimdi bu. Ve iyi oldu. Bitti. Öyleyse sadece diyecek kalben. Evet kırık kalpliler topluluğu, biraz olsun gülümsedi mi o buğulu gözleriniz? Gider misin artık? Dudaklarınızdan dökülen o aşk cümlelerini duyar gibi oluyorum. Aşkla kalın.
Efendim anne? Ne? Dur bir dakika, tamam. Tamam, sakin ol. Geliyorum şimdi. Vallahi yavrum, ben de nasıl kalktığımı bilmiyorum ki çocuğum. İşte kalktım yerimden, gece ayağım dönüvermiş öyle. Uyku sersemi ne yaptım bilmiyorum ki evladım. Ya işte Necip'in bana son kazığı da bu oldu. Annem. Ha. İstersen başka bir yere de gösterelim. Bir daha baksınlar, olur mu? Yok yavrum, ben iyiyim çocuğum, ben iyiyim. Sen ablanın peşine git, olur mu? Ya bak, o Necip kendini yaktı, bir de ablanın yakmasın ne olur. Ya anne, şu halde bile düşündüğün şeye bak. Ya sen bunları düşünme. Ağrınsızın var mı onu söyle bana. Sinan ablam, kırık ayak ağrı tabii. Ama ağrı kesici iğne yaptılar. Allah'tan kesmediler. Evet. Ne oluyor yahu, atmayayım ben. Çekip vursaydım bir de bari. Ağzınızdan gel alsın yahu. Ay, sizi yardıma çağıranda kabahat. Öyle diyorsun da abla, polisler geldi, direkt attık kendimizi sokağa ne oluyor diye. Aa, çok şaşırdım, niye ki? Anneciğim, istersen Ceyda sizi eve bıraksın. Ben de ablamların yanına gideyim. Tamam. Bir bakalım ne olmuş, öğrenelim. Anne, cipe biniyoruz. Gitmiş. Sen kimin elinden kimi kovuyorsun ya? Sevgili kızıma 25. yaş gününde aldığım evden seni kovuyorum. O zamanın parasıyla tam bir teknik sahibiydin ha başkanım. Tabii ya, deli para. İşte sen tam busun Rıza. Bu kurduğun cümleyle kendini o kadar güzel özetledin ki, parasını vermek. Parasını verdiğin zaman her şeyin sahibi oluyorsun değil mi? Sen söylettiriyorsun beni, delirtiyorsun. Beni de kendin gibi manyak ettin Süheyla. Ha, ben yapıyorum yani. Ben yapıyorum. Yoksa sen gayet görmüş geçirmiş, eğitimli, nerede nasıl davranacağını bilen bir insansın yani. İşte sen de busun, tam olarak busun. Hiçbir zaman yakıştıramadın beni yanına. Hiç yakıştıramadın. Öyle olsa niye evleneyim canım seninle? Elimi sallasam 50'siydi. Aa, yine o şeyi söylüyorsun, dövüp denize attığım dingil kim? Ha, Ferru diyorsun hala. O dingil dediğin adamın restoranlar zinciri var. İstanbul gece hayatının bir numarası. Süheyla, delirtme beni. Hala herifi takipte misin sen? Ay, niye takip edeyim canım? Gazetelerden filan görüyorum yani. Allah Allah. Yavrum, gelincim. Annem, çok özledim ben seni. Yavrum, ben de seni çok özledim. Hiç et tırnaktan ayrılır mı? Anneye küsülür mü? Ha? Allah Allah. Hadi oradan be. Hilebaz anne mi olurmuş? Hadi yallah evine. Aa, çekilir misin şuradan? Zübeyir'i filan al, sen git buradan hadi. Kız karar verecek. Kim kalsın kim gitsin? Söyle kızım, kim kalsın? Seni gözünden sakınan, her daim yanında olan biricik babacığın mı, yoksa hilebaz anan mı? Soruşa bak, soruşa. Kötüsün Rıza, kötü. Ay susun. Bu gece benim tek bir isteğim var, o da yalnız kalmak. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yaptın yine yapacağını, iftihar et. Sen yaptın, tadını kaçırdın kızım. Ey yarabbi ya Resulullah. Abla. Sinan. Tamam, tamam sakin ol bak, ben buradayım. Olur yardım et. Enişteni aldılar. Kurtar onu Sinan. Tamam. Tamam, sen hiç merak etme. Önce bir sakin ol. Ne olduğunu bir anlayalım. Necip'im yapmamıştır. Çalmaz. Yapmamıştır o. Yapmaz ablam, yapmaz. Biliyorum. Necip. Yüzünü yere yiyecek hiçbir şey yapmadım Havva. Güven bana, güven. Kocamı nereye götürüyorsunuz? Hanımefendi, karakoldasınız. Sakin. Kocanızın ilk sorgusu bitti. Şimdi nezarethaneye götürüyorlar. Abla, sen sakin ol ve burada beni bekle, tamam mı? Memur bey. Memur bey, bir saniye bekler misiniz? Bakın, kendisi benim eniştem olur. Ve gerçekten böyle bir şey yapacak bir insan değil. İki tane şahit var. İki şahidin de söylediği eşkale uygun. Kamera kayıtları incelendi. 3-4 sefer oradan geçtiği tespit edildi. Bakın, orası bizim mahallemiz. Yani sürekli geçtiği yerler. Zaten kendisi manavda çalışıyor. Yani belki sipariş getirip götürürken... Manavdaki ceketinden 20 tane 200'lük yeni banknot çıktı. Zaten çalınan paralar da bankadan daha yeni sevk edilmişti. Üzerinden çıkan paralarla ilgili çelişkili cevaplar veriyor. Bakın, bu olay çok ciddi. 24 saat içerisinde topladığımız delilleri savcıya götüreceğiz. Benden size tavsiye,
eniştenize iyi bir avukat tutun. Teşekkürler. Rica ederim. Gece gözlerine inanamadın, sabahını sağlamasını mı yapmaya geldin? Sinan seni sevmiyor. Hiç güleceğim yoktu. Ay ne yapıyorsun? Yapma. Kim gelmiş aşkım? Münasebetsizin teki hayatım. Aa, Pelin. Artık adam kendini ne kadar kirli hissediyorsa gecenin köründen beri yıkanıyor. Sen niye çıktın duştan? Ben yanına gelecektim zaten. Seni merak ettim sevgili. Ya. Sinan sen beni seviyorsun. Sanırım bir zamanlar öyle bir şey vardı. Ay evet evet hatırladım. Ama hayal mi hayal? Peki. Peki dans ederken bana söylediklerin? Pelin, Pelin, Pelin. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Kimse sana bunu söylemedi mi? Ayrıca bu yemeğin şefi de benim. Yalan. Sen beni seviyorsun Sinan. Sen bana aşıksın. Ben senin portakal çiçeğinim. Ömrünüm. Aşk olsun. Onu da mı okudun portakal çiçeğini? Ne yapayım hayatım? Yoksa... Yoksa sana da mı okudu? Ne münasebet canım. Bir kere o yani portakal çiçeği şiirine... Öyle sadece takıldığı kızları alelade okur. Kötüsün. Kötüsün. Çok kötüsün. 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 Ne kadar sert kasların varmış senin. Kötüsün. Ne gördün acaba? Bilmiyorum anne, gördüm işte bir şeyler, bilmiyorum. Yavrum geçti artık, annen yanında, merak etme sen, geçti. Aslında kötünün kim olduğu belli de konuşturtma şimdi beni. Hem sen çekil bakayım kızın yanından, küs o sana hadi. Hayır efendim, biz barıştık bir kere. Aa. Değil mi? Aa. Söylesene babana, barışmadık anne, mı kızım? Tamam. Evet baba, evet barıştık annemle. Şimdi siz şey yapsanız, aşağı insenize, ben bir kendime geleyim, ayılayım. Sonra tamam. Konuşuruz. Tamam tamam, sen bir kendine gel, ben sana çok güzel bir kahvaltı hazırlıyorum şimdi. Hadi Rıza. Şiir sır gibidir. Gireceği gönlü sen değil, o bilir. Portakal çiçeği. Serin kış bahçelerinde yeşile bırakırken kendini, gülümsüyordun ya oradan bana. Kokun sarıyor odamı. Olmazsa yaşayamam dediğim o kokun, koklamaya doyamadığım portakal çiçeğimsin. Ömrümsün. Canım ona affetti denmez. Kızın kafası başka yerde. Saçma sapan konuşma. Affetti canım işte. Bu kız böyle değildi. Bunda bir hal var. Sen bunu hipnotize mi ettin? Ne yaptın? Var sende bir numaralar. Ay Rıza ben ne anlarım hipnozdan filan?
Aa Rıza, sen beni nasıl görüyorsun Allah aşkına? Vallahi bilemeyeceğim, o acayip acayip taşlarla oynayan sendin. Araba hazır başkanım. Hadi gidin siz, gidin. Şirkette acil işim olmasa bu cepheyi sana bırakmazdım ya. Neyse. Yenge, gelirken bir şey lazım olursa aran, tamam mı? Zübeyir, başkanını buraya getirme, başka bir şey istemiyorum senden. Rüyanda görürsün canım. Duymuyorum Rıza, duymuyorum. Mutfakta çok işim var. Ablam. Bak hiç uyumamışsın bile. Böyle olmaz ki. Oradayken nasıl uyuyayım be ablam? Ama böyle kendini üzerek, yıpratarak ona yardımcı olamazsın ki. Sen eniştenin masum olduğuna inanıyorsun değil mi? Eniştemin hataları olmuştur, biliyorsun. Ama hırsızlık, hele ki soygun, silahlı. Rüyamda görsem bile. Yardım edeceğim mi o zaman ona? Sen hiç merak etme. Ben şimdi avukata gideceğim. Ama sen de güçlü olacaksın, tamam mı? Böyle bırakmayacaksın kendini. Hadi artık Sinan. Kız bekliyor aşağıda. Dedim gibi hiç merak etme. Ben halledeceğim. Anne sen niye kalktın? Otursaydın. Yavrum, devlet bir avukat atamıyor mu? Ha, sen niye tutuyorsun bu hayırsız avukatı? Anne gözünü sepeyim, başlama yine. Ya görmüyor musun, ablam zaten üzgün. Bir de senin böyle konuştuğunu duyarsa. Ya yanlış mı söylüyorum, yanlış mı düşünüyorum yahu? Dünyanın masrafı oğlum. Sen değil misin her zaman bize büyük konuşmayın diyen? Aynı hatayı şimdi sen yapıyorsun. İyi de ben malımı biliyorum ama. Malımı çok iyi tanıyorum. Boş yere mi konuşuyorum ben bunları? Oğlum ben hissediyorum, içime doğuyor benim. Bu işlere karıştım. Anne bak. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle. Sen bilirsin. Hadi kızı bekle. Hadi dinlen, sen de böyle ayaklanma. Tamam canım. Abla çıktım ben. Hadi canım. Hadi. Sinan sen mi? Ben geliyorum şimdi. Tamam. Efendim? Yani sanki beni bir daha arama dememişim gibi. Bu mu çok önemli şey? Ceyda Hanım birkaç kere hatırlattım. Bugün baktım yine yatmamış. Yani ben bu paraya güvenerek bir sürü alışveriş yaptım, bilgisayar aldım falan. Yani bugün için ödemelerim var ama. İyi tamam, sağ olun. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Beni mi dinliyordun sen? Ne diyorsun ya? Ne bileyim ben öyle bir anda. Arkamda görünce. Oğlum sen paranoyak mısın? Ben ne diye dinleyeceğim seni? İşim gücüm var, hadi abi. Sürpriz. Aa, girsenize kızlar. Senin ne işin var burada Süheyla abla ya? Benim, beni. Cık, affetti. Ha, gerçekten mi? Çok sevindim de o kadar sıkıntı yapıyordun kendine ya. Ben de anlamadım. Birden geldi boynuma sarılıverdi. İşte bu sistaların gücü. Görüyor musun? Biz dinlemiş, eve gitmiştim. Gitmiş ve mutlu son. Ne mutlu son? Aa, şimdi bu kadar sistaların arasında sen sadece o küçücük kısmı bileceksin. İnce iş. Peki. Aynen. Odasını. Odasını. Gidiyoruz. Tamam. Görüşürüz.
Ama tabii ki asıl sürprizler sende. Kalk kalk kalk, kaçamazsın böyle hadi. Ya ne yaptın, gittin mi gece Sinan'a? Bir şey diyeceğim, anlatıyorsun hemen bak. Ya bir şey diyeceğim, asıl benim merak ettiğim şey şu. Yani senin burada ne işin var? Ben ne bileyim, o romantik danstan sonra geceyi orada geçirirsin de böyle gözünü orada açarsın sen. Niye buradasın, niye evdesin sen? Ay sus da bir anlatsın ya, sus. Tamam sus, hadi anlat. Aç kızım. Ay. Bu kedili kadına bağlamış yine. Ya sen oraya gittin ve bir şey oldu değil mi? Arkadaşım ne oldu? Lütfen hemen anlat bize bak. Anlatmayacağım. Yok bir şey. Nasıl yalan? Nasıl yalan? Bak, görüyor musun? Gözü seyiriyor. Kesin yalan söylüyor. Ya, ya hesap mı vereceğim bir de ya? Gitmedim diyorum. Gitmedim. Gitmeyeceğim de. Bitti. Bitti bu iş. Allah Allah. Siz dalarım bugüne kadar birbirinden bir şey sakladığı nerede görülmüş acaba? Bak bir şey olmuş ve anlatmıyorsun. Kalkıp anlatır mısın hemen ya? Anlatmayacağım. Yok bir şey. Kızlar, kahveler hazır. Ya bir de annemle uğraşacağım şimdi. Ay, bak sen çok daralmışsın ya. Bir şey diyeceğim. Hadi kalk bir kuaför yapalım ha. Evet, kuaför yapalım. Kuaföre gelin. Bak ben saçlarımı kestirdim. Hiç fark etmedin. Kuaför her zaman herkese iyi gelmiştir ya. Sonra da alışveriş yapar kendimizden geçeriz. Kızlar yalnız kalmak istiyorum. Ne olur gidin rahatsız etmeyin beni. Ne olur yalnız kalmak istiyorum ben ya. Bu avukat çok iyidir. Yani ben yarar dokunacağını düşünüyorum. Ha, benim de gözüm tuttu. Ya bayağı umutlu konuştu adam. Yanına da gidecekmiş. İnşallah Necip abinin söyledikleri doğrudur. İnşallah. Buluşalım mı? Ama çok güzel sahile gideriz belki. Kızım. Gülen saat koymuş mu? Kızım iyisiniz işte. Hayır adam bıraktığımız gibi de ya sana ne oldu? Pelişim bak sana bir şey olmuş. Ne olur anlat. Ne olur. Hadi bekliyoruz. Bak dinliyoruz. Güven bize. Bak Süheyla ablayla Rıza amca kesin canını sıktı değil mi? Bak kesin. Kesin o. Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin sen? Gelin, ay yani. Sinan. Ya Bülent öyle servisine kadar başlarında nasıl olsa. Ben diyorum ki öyle servisine kadar... Ne şimdi ya? Kötü bir şey mi oldu? Ya ne yapıyorsun? Niye açmıyorsun? Niye suratına kapatıyorsun? Şeytan görsün yüzünü. İyice deli. Sen iyi misin? Sinan ters bir şey mi var? Yok. Bir arkadaşın her zamanki dengesizliği. Ama alıştım artık ben. İyi tamam. Hadi atla o zaman. Ya ben diyorum ki sahilde bir şeyler yaparız. Ne bileyim dolanırız falan. Ya ben yalnız kalsam iyi olacak sanırım. Bu dün gece yaşadıklarımız falan biraz yordu beni. Kafa dinleyeyim diyorum. Peki. Nasıl istiyorsan. Çok sağ ol bu arada. Görüşürüz. Dün dövdük ya adamı. Kesin kafası karıştı. Yine kıymete bindi o gevşek. Sahilde buluşup dolaşacakmışız. Geceyi kimle geçirdiysen git onunla dolaş. Oğlum artık yeter ya yeter. Hangimiz daha çok ağlattık acaba? Ne diyor? Vallahi haberler sen de bize hiçbir şey demedi çünkü. Siz de gücü falan diye büyük büyük konuşuyordunuz ama. Demek ki durum bu sefer çok ciddi Süheyla abla yani. Yoksa şimdiye kadar 10 kere anlatmıştı. Yok evet yani çok belli çünkü içinden gelmiyor. Ay artık nasıl üzdüyse kızı. Kim? Tolga mı? Ay yok canım onun gözü gördüğüm var Allah aşkına yani. E Tolga değilse kim o zaman? Ay yoksa o aşçıyla mı arasında bir şey var? Ay.
Yok canım, söyle abla, olur mu ya? Sen de hiç şey yapıyorsun. Çok komik bir kadınsın, çok komiksin. Aa yok, yok zaten. Olmasın. Onun annesi falan hiç bize göre insanlar değiller yani. Bizim aileye hiç uymuyorlar. Zaten öyle bir şey yok Süheyla abla. Ama şimdi sen sakın Pelin'e bak böyle şeyler söyleme. Zaten hey heyleri üzerinde, bir de iyice hiçbir şey söylemiyorum. Kızım. Canım, kahven soğudu. Ben sana hemen yeni bir kahve yapayım. Yok anneciğim, hiç zahmet etme. Ben dışarı çıkacağım şimdi. Aa, ay biz anlatmadan nereye? Simay. Simoş, o zaman şöyle yapalım. Sen demiştin ki, ay ben Süheyla ablayı çok özledim. Onun da muhabbetini çok seviyorum demiştin. Sen şimdi burada kal, Süheyla ablayla muhabbet et. Ben de, beni de Pelin götürüversin, tamam? Yok ya. Şoförün mü var senin? Hayır yok, olmasını çok istiyorum ama konumuza bir ilgisi yok. Bak bir şey diyeceğim ya, muayenehanelerimiz aynı yerde geçer, ben atıyorum. Ya ben muayenehaneye öğleden sonra gideceğim. Şimdi bir kafa dinlemeye gidiyorum, hadi. Ha bir şey anlatmayacaksın yani. Annelik işte. İnsan nasıl seziyor? İyi ki taşınmışım ben buraya. Aa sen Pelin'e mi taşındın Süheyla abla? Evet. Ya niye ki, nereden çıktı? E boşanıyoruz ya. Aa! Tabii. Yani ana kız bu zor günlerde birbirimize destek oluruz. Ay ne güzel düşünmüşsün. E bu da çok güzel konuymuş. E biz burada kalalım, anlatsana, niye atmıyorsun? Valla ben dinledim ama bir daha dinlerim çünkü gerçekten çok güzel bir konu. Ben şimdi baştan anlatıyorum size. Ne oldu? 18 yaşında evlendik biz. Annemlerin evini taksidi yakmamış. Aa, ay senin yüzüne ne oldu öyle? Kavga ettim, bırak sen şimdi onu. Annemlerin kredi taksidi yatmamış diyorum. Ay aşk olsun Tolga ya. Ya sen yüzünle para kazanıyorsun. Ne kavgası şimdi, nereden çıktı bu? Ya oldu işte bir kere, ne yapalım yani şimdi? Annem aradı şimdi kadın, ağlamaktı, ne yapacağız? Çünkü para yok Tolgacığım, bitti. O yüzden de taksit ödenmedi. Yani yeni sözleşme imzaladık diyordun. Para gelecek, para yatacak diyordun, ne oldu? Şirketin sahibi Adanalı çıktı. Ve bil bakalım kimin arkadaşı? İnanmıyorum ya. Ya. Rıza amca mı engelledi şimdi yani? Ay yok, yok onun haberi bile yok. Hani senin şu kaçtığın meşhur düğün var ya Tolgacığım. Hı? Adam işte o düğüne davetliymiş. Ha senin olduğunu öğrenince de çıldırmış adam. Ben bu herifle asla çalışmam demiş. Sen de bir şeyler söyleseydin, barıştılar falan deseydin ya. Ay Tolga, Tolga söylemez olur muyum? Söyledim tabii de adam inanmıyormuş ki. Ne yapacağız şimdi ya? Benim evi satacağız. Başka çare yok. Ben de 40 yılın başında şöyle annemle babama iyi bir şey yaptım diyordum. Şimdi gidip banka evi alacak, kredi taksini ödeyemiyorum diyemem ki. Tolgacığım, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Öyle ha deyince ev satıldığı nerede görünmüş? Hem zaten bankada bizim keyfimizi bekleyecekti değil mi? Ne yapacağız o zaman? Sen de benim menajerimsin. Biraz fikir versen diyorum. Beynim durdu çünkü. Vallahi Seyhanlarla konuşacaksın. Onlar arayacaklar adamı. Yani Tolga, kısa vadede başka türlü para bulmamızın imkanı yok. Yok. Süheyla teyze benimle yeni bir işe hayatta kalkışmaz. Rıza amca desen çeker vurur bu adam beni ya. Zaten benim gururum el vermez böyle bir şey söyleme. Ya aslında zaten benim aklımda Pelin vardı. Pelin mi? Yok ya, onunla da aramız zaten limoni. Yani böyle bir şey için onunla olmaz. Tolgacığım, tatlım sen bunu kendin için istemeyeceksin ki. Annenler için isteyeceksin. Hem zaten Pelin sever seninkileri. Evet der. Of, of. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum ha. Yanlış insanlar üzerine yanlış hayaller kurma. Sonra sen de benim gibi üzülürsün. Hepsi intikamının bir parçası mıydı acaba? Önce beni aşık edecek. Dengesiz işte. Ya başka bir açıklaması olamaz. O Tolga denilen gevşeye hastalıklı bir şekilde bağlı. Ceyda'yı da sevdiğinden değil. Ya sırf benden intikam almak için onu da kullandı. Bu kadar kötü olabilir mi? İnsanın kalbini en ince yerinden titreten, o şiirleri yazan adam bu kadar kötü olabilir mi? Madem o adam aşık, ben hala niye ona şiirler yazıyorum ki? Bilinmez sokaklara sürgün etme bakışlarını. Bırak dalıp dalıp gideyim. Gözlerinin derinliğinde buluyorum kendimi. Yalnız bakışlara hapsetme beni. Güne bakanın küstüğü görülmüş şey mi güneşe? Sevgili, kaçırma gözlerini. Durduk yere yazmıyorum ki bu şiirleri. Çünkü bana çok güzel bakıyor. Sadece onu affedeyim diye olamaz değil mi?
kadar mı iyi oyuncu yani bu kız? Çıksın gitsin hayatımdan be, yeter. Ne Sinan, ne Tolga. Kimseyi istemiyorum. Ne Pelin, ne Ceylan. Bir süre kadın falan istemiyorum çevremde. Bir adana bir hayran. Sen beni mi takip ediyorsun? Ben mi seni takip ediyorum? Sana mesaj atacağım, asla diyeceksin. Ne oldu diye arayacağım, meşgule vereceksin. Ve ben seni takip edeceğim, öyle mi? Rüyanda görürsün. Ay almayayım canım. Çünkü seni rüyamda bile görmek istemiyorum. Ne oldu? Yalnızsın, nerede Maviş? Ne Maviş be, ne diyorsun? Ceyda'yı diyorum, Ceyda'yı. Ha intikamını aldın, işin bitti. Tabii, niye yanında gezdiresin ki? Bak Pelin, dün geceden beri zaten derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşamam. Hayırdır? Ne derdiymiş o? Ay, ten uyuşmazlığı mı oldu yoksa? Kıyam. Ne saçmalıyorsun sen be? Asıl sen Maviş'ini gördüğün zaman sapıtıyorsun. Dengen değişiyor resmen, dengen. O ne güzel ya. Hem suçlu hem güçlü olmak böyle bir şey demek ki. Sen asıl dengesizin kim olduğunu merak ediyorsan git bir aynaya bak bence. Ceyda ile onca şey yaşıyorsun, sabah birlikte olduğunu kabul etmiyorsun. Aa, sana ne be? Sana mı kaldı derdi? Evet, bana kaldı. Sen çok dürüstsün ya, sözünün erisin ya. Niye saklıyorsun madem? Birlikteyim be. Var mı diyeceğim bir şey? Birlikteyim. Mutlu musun şimdi? Bu muydu duymak istediğin? Evet, buydu. Düğün davetinizi yollarsınız artık bana. Hatta bence şahit yapın. Çünkü benim bu ilişkide emeğim büyük. Abi gitmiş. Afiyet olsun. Akşam ne yapıyorsun? Bir işim yok. Yani buradayım, sonra da eve gideceğim. Özel bir planın yok yani. Hayır, yok. Niye? Bu iş çok uzadı. Artık bazı şeyleri konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bu akşam bir yemek yiyelim. Olur mu? Olur, tabii ki olur. Güzel. Akşam 8 gibi buradan çıkarız. Ona göre kendini hazırlarsın. Tamam. Sinan! Abi bu olmayacağını söylemek için biraz fazla değil mi bu? Yemeğe götürmek falan, ha? Sonuçta Ceyda bu. Hiçbir özeni hak etmiyor diyorsun. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Aynen öyle söyledin. Yani aynı durumda Pelin olsa böyle söylemezsin. Yıllarca bana kan kusturan o kıza bu teklifi yapsam ağzın kulaklarında gelirdin içeri. Anlaşıldı. Gittin Pelin'e kızdın, geldin Ceyda'ya yemek teklif ediyorsun. Doğru mu? Doğru. Aferin abi. Git o teklifi de kabul et, tamam? Onu da yap. Yap, aferin. Teo, akşamdan hazırladığım eti getirin. Üstümü değiştirip geliyorum. Çok profesyonelce demişler Melih abla, polisler annemi. Acaba diyorum başka yerlerde soymuş olmasın? Bana bak kız. Havva'nın aklı başında değil. Canı yeterince sıkkın. Eğer yanında da böyle konuşmaya devam edip o kızı üzerseniz vallahi billahi bütün oyuncumu sizden çıkarırım ona göre. Ne diyor? Yapmış mı daha önce? Anne, bu ilk soygunuymuş. Daha önce hiçbir yeri soymamış. Melih abla öyle diyor. Sus! Yok. Çok can yakmıştır o. Yap. Sinan'ın ayarladığı avukatla konuştum. Adam umutluymuş.
Bir senin verdiğin ifade yüzünden içeride Necip. Döviz bürosundaki adam bile adam akıllı görmemiş suratını. Ay aşk olsun Havva. Annem gördüğünü söylemiş. Yalan mı söyleseydi? Şimdi bir dakika, bir dakika. Yani Necip sadece Hafize'nin söylediğiyle mi içeride tutuluyor? Yani bir de Necip'in cebinden 20 tane 200'lük banknot çıkmış. Onları da nereden bulduğunu ispatlarsa Necip'im. Ah benim saf kızım. Ah. Ay! Aman! Ay aman ya. Vallahi aklım alınıyor, kapı çalmıyor mu? Bu polis baskını oldu ya. Bana böyle bir haller oldu. Anacığım kapı bir çalıyor. Vallahi kalbim böyle ağzımdan fırlayacak gibi oluyorum. Abla sakin, sakin. Bu ayak kırığına benzemez. Kalp tık diye öteki dünyaya gidersin. Kız sus, ağzından yel alsın. O nasıl söz öyle? Kalbim sağlam benim. Yaş kaç olursa olsun kalp laf dinlemiyor. Daha senin ikinci baharın olur. Hah elbet. Sinan'dan sonra da evlenirsin. Ay kız sen nasıl konuşuyorsun öyle? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? İkinci baharmış ya bu yaştan sonra. Delirdin galiba. Ay gel kızım, güzel kızım benim. Kurtar beni yavrum şu çıldırmış ortamdan. Vallahi vaktim olsa bir tekerlekli sandalyeyi ayarlayıp gezdiririm seni ama... inan vaktim yok. Canım içi, kurban olsunlar. Sen söyledin ya, söylemen yeter yavrum. Gezmiş kadar oldum ben. Aa, bana bak bir hal var sende. Ha? O ne o öyle o gözler, o güzel gözlerden geçeni ben anlarım. İyi bir şeyler olmuş de bakayım. Ya, vallahi şimdi bu kadar insanın içinde de söylemek. Ay biz yabancı mıyız? Dökül, açıl, açıl. Vallahi yavrum bizim zaten dedikodunun büyüğü başımızda. Senden gelecek söz ne olur ki bize ancak mutluluk verebilir. Bırak kim duyarsa duysun. Sinan akşam yemeğe davet etti. Düşünmüş taşınmış, yani konuşalım dedi. E o zaman oldu mu iş? Ay vallahi bilmiyorum ama hazırlığını yap falan dediğine göre herhalde özel bir yemek olacak. Ne oluyormuş? Neye aşeriyormuş? Ay anne, Sinan yemeğe davet etmiş. Söz kesmek gibi bir şey işte. Yahu bunlar adamı deli ederler. Bakar mısın? Bir tanesi iki dakika içerisinde aşerdirdi. Öteki de şıp dedi söz kesti. Bunlar Necmi'mi de böyle abartarak hapse attırdılar. Tolga gerçekten bir sürü hastam var, beni bekliyorlar. Niye gülüyorsun ki şimdi? Kusura bakma. Yani ne bileyim yüzünü böyle görünce bir anda sinirlerim bozuldu. Kusura bakma. Dün yaptığım yapılacak şey değildi. Tolga. Bak gerçekten artık böyle şeyler yaşamak istemiyorum. Yani hayatımda gerginlik istemiyorum. Sadece huzur istiyorum. Söz olmayacak bir daha. Tamam? Bunlar ne? Özür çiçeği mi? Hem özür çiçeği diyelim hem de akşam seni yemeğe davet etmek istiyorum. Yok. Yani yemek falan. Ama önemli bir konu. Tolga, ben gerçekten aynı şeyleri... Tahmin ettiğin gibi mesele değil. Yani böyle ayaküstü konuşulacak bir konu da değil aslında. Annemlerle ilgili. Annenlerle mi ilgili? Bacım ben seni şimdi nasıl görüştüreyim? Ya sadece şunları verecektim. Şimdi acıkmıştır o. Hatta siz de alın. Arkadaşlarınıza da verirsiniz. Yok, biz şey yapmayalım. Alın, vallahi alın. Belli ki buraların insanı değilsiniz. Şimdi yarın deliler toplanır, savcı karşısına çıkar. Siz iyi bir elbise getirin. Takım elbise falan. Tamam mı?
Tamam, ben sabah getiririm. Peki, savcı bırakır değil mi? Bir o yaş teyzin ifadesi alındı. Memur da yüzünü tam görmedim diyor. Bir de paraları nereden bulduğunu kanıtlarsa bırakır. Peki bir 5 dakikalığına görebilir miyim? Çok şık olmuşsunuz Ceyda Hanım. Teşekkür ederim. O senin gözlerinin güzelliği. Hazırsan çıkalım. Yani sana bağlayayım eğer sen çıkalım diyorsan. Hazırım. Hadi çıkalım. Silah. İki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Tam çıkıyorduk Bülent. Eğer önemli değilse. Sinan, önemli bir şey olmasa gelmezdim zaten abi. 2 dakika konuşalım. Eğer mutfakla ilgili bir şeyse. Acil Sinan, acil. Bana 2 dakikanı ayırır mısın kardeşim? Bu yemeğe gitmeden önce öğrenmen gereken önemli bir mevzu var da. Tamam. Eğer o kadar önemliyse konuşalım. Millet, bize biraz izin verin. Evet, dinliyorum sizi. Şimdi, bu catering işinde bir sabotaja uğradık biliyorsun. Yani bunun yemeğe sonradan katılan bir madde olduğu ortaya çıktı. Evet, ve yanlış anlamadıysam siz bunu içimizden birinin yaptığını düşünüyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Üstelik bu sabotajı yapan da Berkay ve Ceyda. Bakın, bu söylediğiniz şey gerçekten ciddi bir suçlama. Bunun farkındasınız değil mi? Şimdi sana öyle bir şey anlatacağım ki sen de bana hak vereceksin. Bak şimdi. Yemin ederim ben yapmadım abla. Necip'im ben sana inanıyorum. Ama polis de avukat da aynı şeyi söyledi. Senin bu parayı nereden bulduğunu kanıtlaman lazım ki bitsin şu iş. Kanıtlayacağım. Söz. Ama bak, ne olursa olsun bana inan. Bana güven, tamam mı? Abla hadi, yeter bu kadar. Tamam. Sana börek getirdim. Sen şimdi onları ye. Bu akşamlık sabret. Yarın alnının akıyla döneceksin yine mahalleye. Anladılar. Soğukkanlılığını korumak zorundasın. Elim ayağım titriyor. Nasıl koruyayım ya? Ha? Saçmalama. Bana bak. Doğru düzgün davran. Ben yanarsam sen de bitersin. Berkay. Yanıma gel. Acele et. Buyurun Sinan Bey. Eğer Bülent'in anlattıkları doğruysa catering işindeki zehirlemeyi yapan Berkay. Daha da kötüsü Ceyda. Bu işin içinde sen de varsın. Ve sen buna inandın, öyle mi? Bana anlatılanlar öyle yabana atılacak şeyler değil Ceyda. Yemeğe zehri koyan Berkay. Ama ona bunu yaptıran sensin. Çünkü bizim o parayı bulmamızı istemiyordun. Çünkü buraya ortak olmak istiyordun. Bu yüzden de Berkay'a para verdin. Onun bir suçu yok. Onun gerçekten bir suçu yok. Berkaycığım tamam. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin. Ceyda Hanım, haksız yere suçlanmanıza izin veremem. Bir adam geldi. Sizin o catering işi aldığınız firmayla eskiden çalışan adammış. Para teklif etti. Annem çok hastaydı. Kabul etmek zorunda kaldım. Ya bırak şimdi bu hasta masa ayaklarını Berkay. Ya inanın doğru söylüyorum. Bana niye gelmedin Berkay? Sinan Bey, size nasıl gelebilirdim ki? Sizin durumunuz malum.
Sizden nasıl para isteyebilirdim? Zaten vaat ettikleri parayı da vermediler. Gelelim Ceyda'nın sana yatırdığı paralara. Ki bugün de yatırmış. Bülent, inanamıyorum ya. Bana olan nefretin yüzünden hiçbir şey göremiyorsun. Allah aşkına sakin ol ve daha sonra utanacağın şeyler yapma, olur mu? Ceyda, ben açıklama istiyorum, açıklama. Bir gün telefonla konuşuyordum. Ceyda adım beni gördü. O adamlarla konuşuyordum, paramı istiyordum. İlkten o da bana inanmadı ama annemi görünce hak verdi. O paraları işte o yüzden yatırıyordu. Ben ilaç alayım diye. Bakın hatta burada. Bugün o paralarla ilaç aldım. Yani tedavi için miydi onlar? Dinliyordu. Buna eminim. Dinlemedim falan dedi ama daha sonra gidip Bülent Bey'le konuşurken gördüm. Tamam, sakin ol. Sakin falan olamam. Bitti. Çözdüler olayı. Gidiyorum ben artık. Saçmalama, hiçbir yere gitmiyorsun. Yani bir suçu kabullenmek olur. Gideceğim. Tamam. Tamam, gideceksin. Ama zaferle. Kazanarak gideceksin. Nasıl olacak o ya? Ha? Nasıl? Şimdi beni çok iyi dinliyorsun ve söylediğim her şeyi harfiyen yapıyorsun. Ne bir eksik, ne bir fazla. Anlaştık mı? Bakın, Ceyda Hanım'ın gerçekten hiçbir suçu yok. Var. Benim tek suçum bunu Sinan'la paylaşmamak. Kabul ediyorum, yanlış yaptım. Ama yani annesi o haldeyken bir de işsiz kalmasını istemedim. Evet, o yanlış olmuş. Ama sana gelince Berkay, seni bir daha burada görmek istemiyorum. Bu yaptığın şeyin hiçbir affı yok. Eşyalarını topla ve restoranımdan defol. Bekle. Daha önce iş yapan başka bir firma demiştin, değil mi? Evet. Gidebilirsin. Galiba suçun büyüğünü biz sana karşı yaptık. Bizi affedebilecek misin? Ya saçmalama. Senin ne suçun var Allah aşkına? Affedilecek bir şey yok, boş ver. Ceyda, özür dilerim. Bu sefer çok ağır oldu Bülent. İnan içimden bu özür kabul etmek gelmiyor. Hani ne zaman senin öfken biter? Hani ne zaman senin bana olan anlamsız nefretin biter? Belki o zaman özrünü kabul etmeyi düşünebilirim. Ben sana onu bir daha buraya getirme demedim mi Zübeyir? Ya beni dinler mi kurban olayım? Şimdi hem bak yukarı çıkıp burayı böyle görürse var ya büyük cıngar kopacak ha. Aman koparsa kopsun. Artık geri adım atmak yok. Hangi konuda geri adım atılmıyormuş? Hiçbir konuda Rıza. Özellikle de mesele sensen. Senin ne işin var benim odamda be? Kendime oda hazırlıyorum. Sen gidiyorsun ya Rıza. Ya kızlar ne alakası var ya? Ya niye Sinan'a kızdığım için Tolga'yla yemeğe çıkayım ki? Hay bırak Pelin ya. Vallahi bak ben buradan şunu çıkartırım. Sinan'a çok kızılmış. Hatta ve hatta sistalara anlatılmayacak kadar çok kızılmış. Hatta hatta ve hatta Tolga gereksiz ile yemeğe çıkılacak kadar çok kızılmış. Hayır yani ne yaptı kızım bu adam sana? Kızlar bizimkiler birazdan evi başıma yıkacak, ben kaçtım. Ya başka
hanım yakışıyor. Yenge bari sen alttan al. Bırak. Bırak sana ben. Artık bitti. O İzmir zarafeti falan bitti. Bambaşka bir Süheyla göreceksiniz. Bırak şunu artık. Aman efendim o biz o başka Süheyla'yı ne zamandır görüyoruz zaten merak etme. Bırak şunu diyorum ya sana. Bu... Bırak sana da sana yani. Bırak bizi ya. Bırak bizi ya. Baban bavul hazırlıyordu kızım. Görüyorsun işte geldi buraya ne huzur kaldı ne bir şey. Ya sizin derdiniz ne? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aslında boşanmaya çalışıyoruz kızım. O zaman boşanın. Ya bıktım artık ya çocukluğumdan beri sizin bu boşanma hikayenizden. Boşanıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın artık. Yani Bülent dükkanın borçlanması konusunda kendini suçlu hissediyor. Yani bu konuyu bu kadar kafaya takması, bu kadar hassas olması da o yüzden. Bence bu konuyu kapatalım artık. Boş ver. Yani Bülent iyi bir insandır. Kimseye nefret beslemez. Bunu bil istedim sadece. Tamam. Eğer sen öyle diyorsan affettim gitti. Affettim? Evet affettim. Çünkü o senin arkadaşın. Ve senin için değerli biri. Dolayısıyla benim için de değerli. Evet, artık söyleyebilirsin. Yoksa ben heyecandan birazdan bayılacağım. Ya Tolga sen ne ara böyle komik bir adam oldun ya? Eskiden hiç böyle değildi. O kadar ağlattık. Biraz da güldürelim değil mi? Evet Sinan, seni dinliyorum. Vallahi Tolga'cığım bunun için biraz geç kaldım. Bence biz bu kanka atmosferini bozmayalım. Yani öyle diyorsan... Öyle olsun hayatım. Buyurun efendim. Can. İnanamıyorum ya. Ne yapıyor? Bizi mi takip ediyor bu kız? Teşekkür ederim. İnanmıyorum ya. Tolga, senin bundan haberin var mıydı? Nereden olsun benim? Ben magazincilerin uğramadığı mekan olduğu için burayı seçtim. Bak bu gece bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Gerçekten artık bunlarla muhatap olmak istemiyorum. Ne tatsızlığı canım? Hatta şimdi seyret bak. Tolga. Tolga kimi diyorum? Tolga. Tolga. Anlaşılan dün geceki dayak yetmemiş. Ay gecemizi mahvedecek. Merhaba birader. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Onun da yok zaten. Hadi Tolga. Bir saniye hayatım. Yok benim var. Özellikle dün gece yaptığım hareket hiç doğru değildi. Sana ve mekandaki çalışanlara herkese ayıp ettim. Çok özür dilerim. Kusura bakma birader. Neyse, rahatsızlık verdik herhalde. İyi akşamlar. Nereden aldığını söylemezsen yarın kendini cezaevinde bulursun. Tamam söylerim, anlatırım amirim ama sizden bir şey rica edeceğim. Ne ricası be? Sen kahvedeki arkadaşınla mı konuşuyorsun burada? He? Yok amirim, estağfurullah. Parayı nereden bulduğumu kaynanama söylemeyeceksiniz. Adama bak ya, içeri girmekten değil de kaynanasından korkuyor. Ya birader sende nasıl bir kaynana var böyle? Enteresan. Sen niye kalktın ki bu saatte annem? Canım sıkıldı. Sen de kapattın kendini buraya. Yarın için Necip'e takım seçiyorum. Duyan da yüzlerce takımı var zanneder. Yok işte. Yazık. Bir bu damatlığı var doğru düzgün. Bir de 3-5 gömleği var. Anne ya. Ha. Sabah kalksak da böyle erkenden gidip yeni bir takım mı alsak Necip'ime? Ha? Hava. İstersen sen beni delirtme sen. Ha yavrum?
Adam orayı soyduktan sonra evlatçım smoking giyse, frak giyse kaç yazar? Yine de polis dedi ki mahkemeye saygısını göstermesi için düzgün giyinip gelsin dedi. Hem Necip paraları nereden aldığını kanıtlayacakmış, bana söz verdi. Aha. Giyiversin şu takımı işte. Çocuğum bak, mahkeme masrafı var. Avukat parası var. Dünya kadar iş açtı başımıza, anlasana kızım. Aa, ben bu bayram için güzel bir gömlek ayırmıştım Necip'e. Sandıktan onu çıkarayım, onu giysin temiz temiz. Çok güzeldi, hatırlıyorum. Çalmış. Anne çalmış. Demek altılıdan kazandın ha? He. Ama bak söz verdiniz, kaynanama söylemek yok. Söyle bakalım hangi altılıdan kazandın? Elazığ altılısı, 3 gün önceki. Ahmet, sen şu bilgiyi bir doğrulat da gelsin abiciğim. Tamam. Elazığ altılısı ha? Ne dersiniz, çıkar mıyım amirim? Muhtemelen çıkarsın, merak etme. Şimdi burada böyle olmadı ya bunlarla. Ne yapacağız? Başka bir yere falan mı gitseydik? Ne gerek var canım? Çok istiyorlarsa kendileri gitsinler. Ha ben sen daha rahat edersin diye söyledim. Umurumda bile değil. Bunlar böyle baş başa özel bir şey konuşuyorlar galiba. Herhalde Sinan bir şey teklif edecek. Azıcık aklı varsa kabul etmez. Ya bir insan kendi düğününde onu terk eden insanın bir daha yüzüne bakar mı? Gören de kıskandığını falan düşünecek. Kıskançlık benim mizacımda yok. Kaldı ki insan aşık olduğu birini kıskanır. Gelelim bu yemeğe seni neden davet ettiğime. Sinan? Yoksa sen bana... birbirinden artık hiç ayrılmasın. Gözlerimiz birbirini aramasın diye. Nefesinle yaşamam için. Ömrümü ömrüne katmaya. Karım. Yarim. Sonsuza kadar süren aşkım olman için. Benimle evlenir misin? Kabul ettin yani, öyle mi? Ben de boşuna çekinmişim ya, itiraz edersin aramazsın diye. Yani neden olmasın? ararım yani. Kızım. Yavrum, 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 ne olur kurban olurum ama. Ne olur kızım, ne olur yavrum. Kızım bir sakin ol, kurban olayım yavrum. Yavrum ne olur. Tamam çocuğum. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun burada? He? Ne?
Niye ki? Bu Elazığ yarışı dediğin gün altılı sadece 50 lira vermiş. Yok canım, öyle bir şey olmadı. Kardeşim sen bizi niye oyalıyorsun ha? Bizimle maytap mı geçiyorsun sen? Yok amirim, estağfurullah. Bizim Feridun'la oynadık. Feridun dedi ki kazandık, yarısını getirdi verdi bana. Kimdir bu Feridun? Nerede buluruz? Bizim mahallede. Adresini vereyim, gider bulursunuz. Dua et bu Feridun dediklerini onaylasın. Yoksa seni öyle bir sorgu bekliyor ki... var ya, anandan doğduğuna pişman ederim seni. Anladın mı? Bana bu kıyağı yaptın ya, bak bunu hiç unutmayacağım. Yani benim için değil biliyorsun. Benim için olsa hayatta istemezdim ama annem için. Sonuçta annelerin işi görülsün, değil mi? Peki sence yani biz mutlu olabilir miyiz? Yani sonuçta bütün bunları konuşmak için gelmedik mi buraya? Ben daha önce birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii, ne istersen. Gerçekten çok güzel ve çok zeki bir kadınsın. Ne yalan söyleyeyim, o söylediğin güzel sözler bana kendimi çok iyi hissettirdi. Ben de bana kızdığını sanmıştım. Neden? Beni sevdiğin için mi? Ya bir insana neden bu yüzden kızılır ki? Bak Ceyda, ben gerçekten sevginin ne olduğunu iyi biliyorum. Yani sevdiğin insanın yanında istersin. Onun iyiliğini istersin. Hatta sadece istemekle kalmaz, onun iyiliği için çabalarsın da. Ben bu konuda sana çok minnettarım. Benim için çok çaba sarf ettin. Ve aşk. Aşk çok farklıdır. Aşk insanoğlunun en çelişkili halidir. Aklın yolunu arayacağına kalbine saplanan paslı bir çivi gibidir. Bir sökseler. Bir sökseler kurtulursun yarandan ama daha sonra bu yarayı kimse görsün istemezsin. Ya işte çivi çivi söker diye boşuna dememişler. Söker sökmesine de yenisi de eskisinin yerine uymaz. Neyse, biz konumuza dönelim. En son bizden bahsediyorduk. Bizim durumumuz... Bak Ceyda, ben sana her zaman... Sen bana, yani benim sana olduğum gibi, evet. Çok pardon. Buna cevap vermek zorundayım, kusura bakma. Efendim anne? Sinan. Yavrum, biliyorum siz yemektesiniz çocuğum ama... ben korkuyorum anneciğim. Ablana bir şey olur. Sesleniyorum, cevap vermiyor. Öyle boşluğa... öyle takıldı kaldı çocuğum. Bir haller var, ne olur gel. Tamam, tamam anne. Sen sakin ol. Ablamı sakın yalnız bırakma, tamam mı? Geliyorum ben şimdi. Sinan, ne oldu? Ya... ablam fenalaşmış. Ne diyorsun? Sinan! Sinan, ne oldu? Ailevi bir mesele. Ama merak etme, biz hallediyoruz. Hayret bir şey ya. İnsanlık da yapmayacaksın. Bana bir daha anlatsana, ben ne için yardım edecektim sana? Bu tam senin ışığın biliyor musun? Nasıl? Böyle loş ışık falan. Yani nasıl çekince göründüğünü tahmin bile edemezsin.
hayvanım ben ya, vallahi. Ben de hayvan severim. Yani yerine göre zaman zaman. Yani çocuğun annesi hastaymış, kız da yardım etmiş ya. Birazcık daha bir araştır yani, değil mi? İş benimki. Ha, sen hala şu Ceyda mevzusundasın. Yani tamam, kızı çok sevmiyorum, eyvallah. Ama çok mahcup oldum Başak, vallahi ya. Bence senin bu konuyu unutman lazım. Hatta unutman için ben sana yardımcı olurum. Eksik olma, sağ ol, sağ ol. Eyvallah koçum ya. Vallahi bak yemin ediyorum biz harbiden arkadaş olmaya başladık. Benim sinirlerim bozuldu. Elimizden kayıp gidiyor ilişki yani. Ben artık şeyden korkuyorum. Biz seninle yakında karşılaşacağız. Böyle tokal... Ya yavrum ne alakası var? Havamda değilim. Ne yapayım yani? Kafam gidik. O zaman bu havanın değişmesi için senin bir şoka ihtiyacın var. Nasıl yani? Kapa gözlerini. Arkadaş olmuşuz işte. Olmuşuz, arkadaş olmuşuz biz. Ya yavrum ne alakası var Allah aşkına ya? Bana yalan söyleme. Ya Başak bak havanda değilim diyorum. Niye anlamıyorsun? Ya ben seni ilk randevuda evine çağırmış adamım. Normal zamanda olsa benim bu ortaya direkt 90'a gol olarak çakmam lazım. Ama havanda değilim diyorum. Niye anlamıyorsun yani? Şimdi bir şey mi var orada? Ne var orada, bir şey mi? Yok bir şey. Cumartesi cumartesi çalışılırım ya. Evimize geldik ya. Niye öyle mal gibi bakıyorsun? Bengisu. Anneciğim sen gidip yatsana bak. Yarın uyuklayacaksın. O öğretmenin sevdiğin kalbi çıkartmadan vermeyecek sana. Yarın pazar günü. O yüzden bugün uyku serbestliği günü. Yani tamam canım, uyku serbestliği dediysek de yani günde ona kadar demedik. Serbestlik bu değil ki. Ne zaman istersen o zaman yapmak demektir. Sen ne zaman istersen de ben o zaman yatsam ona serbestlik denmez ki. Ne denir baba? Esaret denir kızım. Ben biliyorum o lafı. Çok kötü bir laf o. Hayır Bengüsü, yani ne şeyini yapıyorsun ki? 5 dakika sonra zaten istesen de istemesen de yatacaksın. Aa! Yürü. Kalk da bari karanlıkta yürüt beni. Acizane öneririm, ben gelene kadar uyuma. Tamam? Konuşmadı. Tek kelime etmedi oğlum. Zulümdür bu. Evladım bu. Zulümdür. O kadar inandırdı ki bizi. Ya artık bu adam düzeldi. Bu adam iyi bir insan oldu bizi. Gelecekte iyi günler bekliyor dedi. Olana bir bak. Arkamızdan bıçağını biliyormuş meğer. Saplayıverdi sırtımızdan yavrum. Hayırsız mı diyeyim, tiran mı diyeyim, zulümkar mı diyeyim? Ha ben ne diyeyim? Ben sana ne yaptım Necim'im? Ne yaptım ben sana? Ablacığım, önce bir... Ben bundan nasıl çıkacağım ablam? Nasıl kurtulacağım? Hava. Canım sen biraz uyusan mı acaba? Yani kendine gelirsin. Ne uyuması ya? Ne uyuması? Yavrum, yavrum ne olur yapma. Yapma kurban olayım. Çocuğum bak artık hiçbir şey düşünmene gerek yok. Bak ben senin arkandayım annem. Kapı gibi kardeşin var senin çocuğum. Bak Ceyda var. Yavrum ne olur yapma. Bırak o mahpuslarda çürüsün. Sağ komazlar onu oralarda gör bak. Anne başlama yine. Lütfen bana artık ayar vermeyin. Kimse bana ayar vermesin, tamam mı? Ben yıllarca onun çoraplarını yıkadım.
Şu kızımı kendine hizmetçi etti. Sen ondan hiçbir şeyi esirgemezken senin rızkından çalan adam el alemden çalmaz mı zannediyorsun? Anne, bilip bilmeden böyle konuşma. Var mı elinde kanıtın? Daha ne olsun evladım, baksana şu hale, daha ne olsun? Senin bir açıklaman varsa söyle bana annem, söyle çocuğum. Boncuk, kafayı kes. Kes kafayı. Rıza, kapat şu televizyonu, bir şey söyleyeceğim. Kapanmıyor. Dinle beni şimdi. Belli ki biz bu konuyu kendi aramızda konuşarak falan çözemeyeceğiz. Ama ben çok akıllıca bir çözüm buldum. Sen? Evet. Burada kaldığımız müddetçe Pelin'e sen de ben de bir takım tekliflerde bulunacağız. Hangimize daha çok evet derse onunla daha mutlu demektir. Bu arada Zübeyir de bunları tek tek not alacak. Allah Allah. Evet. Böylelikle kızımın kararını da öğrenmiş olacağız. Yani Rıza'cığım, evlatların annelerine daha düşkün olduğunu herkes bilir. Ya eşit meşit derler ama böyle babaları idare etmek içindir biraz. Ya başa sardırmayaydınız iyiydi ya. Peki be. Kendin göreceksin Pelin'im kime daha çok evet diyor. Bakalım o zaman seni kim idare edecek? Anlaştık mı? Anlaştık. Benden de anlaştık. Televizyonu açalım. Efendim Cansu. Alo Pelin ya, kusura bakma bu saatte rahatsız ettim ama. Hayrola Cansu, bir şey mi oldu? Yoksa Sinan'ın başına... Yok yok, öyle kötü bir şey yok. Yok, sen şey yapınca, yani bu saatte arayınca ben merak ettim. Ya şey, aslında kötü şeyler oluyor. Yani Ceyda kötü kötü şeyler yapıyor. Gerçi bugün şefin önünde kendini temize çekti ama... Ben inanmadım, bence yalan söylüyor. Ya düşündüm de böyle, sen bana yardım edersen eğer... Vallahi Cansu'cum, yani artık Sinan'ın yaptıkları beni hiç ilgilendirmiyor. Artık senin şefine sorunu yani. Yani Ceyda'nın kötülüğünü görsün diye illa Sinan'ın gözüne bir şey sokacak değiliz. Görsün, görsün yani. Zaten onun o bakışlarını görünce yolunu değiştirir insan. Ya Pelin, ama bu bak gerçekten bu çok önemli. Yok tatlım, ya gerçekten Sinan'ın işlerine karışmak istemiyorum artık. Hadi iyi geceler. Ya cumartesi öküzü ya. Hakan. 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 Hadi kalk gel, yerimize yatalım ha. Yatak çok uzakta. Ya tamam hadi, taşıyacağım ben seni hadi. Koltuk değil, banka elma. Uyanacak da hazırlanacak da kızına kahvaltı hazırlayacak. Ay Rıza, bu ne? Bir çiftlik dolusu hayvan var burada. Evet. Göz boyamak için boşuna bir şeyler yapmışsın. Pelin yemez bunların hiçbirini. Ayrıca bunlarla beslenirse 3 günde gut hastası olur, çıkar kız yani. Benim güzel kızım inek de olmadığı için senin o mera yeşili tabağını da yemeyecektir. Şaka mı yapıyorsun sen? Sağlıklı olan benim tabağım. Allah aşkına kaldır şunu, gördükçe asabım bozuluyor. Çiçek dalında güzeldir kuzu şişte. Günaydın. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Oo, neler hazırlamışsınız siz böyle ya? Evet bak, kahvaltı hazırladım sana. Annenin hazırladığı kahvaltıysa ben senin için kahvaltıyı baştan icat ettim. Tamam tamam, didişmeyin. Ellerinize sağlık. Bunlar var. Pelin'cim, ay, aa Pelin'cim, o çok yağlı. Kızım kokarsın. Ay anne, ne olacak ya, şu kadarcık şeyden. Çok güzel koktu vallahi.
Ben gideyim Zübeyir'e haber vereyim. Bak burada ceviz var. Bak sağlıklı tamam, şeyler var bunlardan da al. Onları sen ye, sen diyettesin. Oh! Gelsin salamlar. Ay kızım bak maydanoz var burada. Roka. Tamam Müdür. Ne olacak şu kadarcık şeyden? Hadi bakalım. Adalet yerini buldu en azından. Hava. Kıyafetlerin mi? Allah senin belanı versin. Hanımefendi sakin olun. Tamam arkadaşlar, bakın işinize. Bu paraları evde buldum memur bey. Necip'in çaldığı paralar diye kayda geçersiniz. Baba ne yaptın sen? Sus. Ben senin için senelerce bir metre kilime razı oldum. Sen kimin aklına uydun da elin alın teriyle kazandığı parasını çaldın? İnşallah ömür boyu hapis yersin de layığını bulursun. Gerçi sen ona da sevinirsin. Sırtımda yatak, önümde yemek. Necip bunları imzala serbestsin. Arkadaşlar seni birazdan dışarı çıkaracak. Hanımefendi bir rahat durmadınız ki. Necip bize her şeyi anlattı. Bu paralar başka yerde. Ya hırsız Necip'e öyle çok benziyor ki ben size anlatamam. Artık farklı bir şeyler yapmamız lazım. Ay evet. Ya niye ilk adıma hep erkekler atıyor? Biraz da kızlar atsın. Yani bence daha güzel olur. Ben çok uzun zamandır öyle yapıyorum zaten. Yani işte Hakan uyumasa ben de öyle yapacağım da. Kızlar farklı şeyler derken onlardan bahsetmiyorum ben. Böyle aktivite bir şeyler yapalım ya. Spora başlayalım, bir yere gidelim. Mesela farklı şeylerden konuşabiliriz. Ne dersin? Sinan ve Ceyda anlat bakalım. Heh. Ne yaptı o? Kabul etti mi teklifi ya? Yani etmediyse de eli kulağındadır. Yani böyle baş başa kalmalar, yemek yemeler falan. Acıkmışlardır belki. Başak, canım. Avutunca iyilik yapmış olmuyorsun Pelin'e, tamam? Tamam. Neyse, şöyle düşünelim. Ben zaten böyle olmasını istiyordum değil mi? Yani bitti artık, kurtuldum. Bitti. Bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Ya kızlar, ben size hiç kızar mıyım? Sen çekildiğin için böyle oldu. Meliha Hanım kazandı. Ay yok canım, nereye kazanıyor? Asıl kaybetti, ben sana söyleyeyim. Ya o nazar göz eve alınır mı Allah aşkına? İşte. Annelerin gürüldeyen sesi. Konuştu ve doğru konuştu. Kızlar kapatalım mı artık şu konuyu? Canım benim tamam. Kapatalım da sen kapatınca mutlu olacak mısın? Yani olmak istiyorum. Bir şey diyeceğim. Söyle bebişim. Ben dün bizimkini öpmeye çalıştım. İstemedi biliyor musunuz? Aa. Niye? Bir tavuk bulamadım diyorum. Bulamayınca kendi imkanlarımla yapayım dedim. Olmadı diyorum canım. Ay yazık, çocuk korkmuştur karşılık verince tokatlayacaksın falan diye. Vallahi ben orasını burasını bilemem. Bizim başımızda bir uğursuzluk var. İşte. Hakan'ın da uyku problemi var. Uyku problemi mi var? Vah, vah, vah. Bir de gazını çıkarıp öyle deneseydin. Uyuyor canım, uyuyor. Lök gibi uyuyor hem de. He, acaba o zaman ben ne yapsam? Gece gelip bir sade kahve mi yapsam? Hı? Ya yok, kahve değil de. Ya siz Bengüsü'yü bir gün alsanız.
Ha yani Bengisu gidince uyku problemi falan kalmayacak öyle mi? Yani ben öyle umuyorum. Ben zevkle bakarım şekerim. Zevkle bakmak ne be, takılırım ben Bengisu'yla. Onun boya kalemleri bile duruyor bende hala. Evet. Ya bize de gelebilir. Annem Bengisu'ya bayılıyor biliyorsun. İyi. Madem. Alo, dedeciğim. Evet, geldim. İstanbul'dayım. Tabii geleceğim. Ha, Sinan. Sinan'la beraber de geleceğiz tabii ki de. Bizim bir ufak işlerimiz var, onları bir halledelim. Aynen. Ben de seni çok özledim. Tamam, tamam. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Sen mi yapıyorsun bunları? Evet. Beğendin mi? Evet. Renkleri çok güzel seçmişsin. Geometrik uyumun da keskinmiş. Yani yuvarlak boncuktan sonra üçgen boncuk geliyor. Agresifliği kırmışsın ama yumuşatmamışsın da. Enteresan. Bayağı beğendim. Vallahi sen anlıyorsun bu işten. Al bir tane hediyem olsun. Yok, ben senin kadar anlamıyorum da bir ara ben de merak salmıştım öyle. Çok güzelmiş. Abi şu Ceyda mevzusunda. Yani okları takip ettim, karşıma Ceyda çıktı. Ne yapayım? Ama bak Berkay konusunda haklıymışım. De işte Ceyda'ya ayıp ettim diyorsun yani. Aynen öyle oldu. Sen haklıydın abi. Yani ben onu sevmediğim için böyle bir ön yargılı davrandım ama. Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya. Berkay'ın hatasını bizimle paylaşması gerekirdi. Sinan, sen benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun bu olayla alakalı? Yok. Bilmiyorum. Nasıl oldun Melih ablacığım? Sağ ol. Daha iyi gördüm seni. Sağ ol. İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Ya adam masummuş, masum. Kolay değil mi öyle insana iftira atmak? Sen ne bakıyorsun benim lafıma? Yaşlı başlı kadınım. Ya sen yeminler etmedin mi vallahi de o billahi de o diye? Şu kadarcık ömrün kalmış. Nasıl hesap vereceksin acaba bir tarafta? Aa, kız nasıl laf öyle? Allah gecinden versin. Tövbe tövbe. Rabbim benim kalbimin temizliğini biliyor. Alnımın akıyla veririm ben sınavımı. Çok şükür. Ya bir bırak Allah aşkına. Şu mahallede yıkmadığın yuva kaldı mı acaba senin? Başta kızın olmak üzere. Yalnız Necip bir eve gelmesin. Ay. Bir eve gelmesin. Bak bakalım ben senin evini başına yıkıyor muyum, yıkmıyor muyum? Meliha! Ay! Kızının çenesini yumdur. Bak! Bak kalbim güm güm. Ay inşallah. Ay. İnşallah benim elimden olur. Canım, yavrum o kadar da değil be kızım, yapma. Meral koş içeriden bir kolonya bul getir. Ay, anne, annesi sen kilo için almadın ay. Mı? Ay ne bileyim kızım. Saatli gelmiyor ya. Ha hidayet. Koş ilacın al gel koş. Ne ayıp. Yavrum senin neydi ilacın onu söyle bana, belki bende vardır. Ay. Bulurum ben. Ay dur ay, ne yapıyorsun ayol ay. Bir dur. Ne yapıyorsun ayol? Canın burnumda, gözün kör mü? Ay adam mahşeret mi düşünce? Yahu dökeceksin içindekini. Vero ver şunu bana. Hadi hadi. Ver bakayım şunu bana. Ver. Ver.
İyice şaşırdınız aklınızı. Kız, ana kız efendisiniz siz. Nasıl kandırdınız bizi Necip masumdur diye? Sen iyi alıştın iftiraya Hafize. Kızını da böyle mi ayırdın kocasından? Yok abla, ben birinci kendi gözümle bastım. Abla, o bu değildi. Laf değdirmeyeceğim, bak yanlış anlama. Bu bayağı pahalıdır ya. Haklısın Meral'cığım. Pahalı. Hem de çok pahalı bir yüzük. Bu bana rahmetli kayınvalidemin yadigarı. Ay. Evlenirken o takmıştı parmağıma. Yıllardır gözümün bebeği gibi saklarım. Kısmetse Sinan'ıma vereceğim. O da Ceyda kızıma takacak. İnşallah. Hadi hayırlısı. Gene ne anladıysa. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Pelin bir de Bülent'e öykünse ediyor. Ya neyine öykünecekseniz? Birlikte oturmuşlar, tatlı yapmışlar, bir şey üretmişler, birlikte yaratmışlar. Yani ben daha sana bir çay suyu bile koyduramadım değil. Ne yaptım ben yine? Doğru soru, ne yapmadım ben olacaktı? Ne yapmadım? Bülent'in en ince ayrıntılarına kadar ne yapmadıkları, neler yapmadım? Yani şimdi Başak demeyeyim diyorum da... sana 5 saat sofra hazırladım, en sonunda yediğim yine Osmanlı tokadı yani. Affedersin şimdi benim ağzımı sakın açtırma, tamam mı? O sofrayı niye kurduğunu ikimiz de biliyoruz. Ya seni daha iyi ağırlamak için, ben sana ne kadar değer verdiğimi gösterebilmek için yaptım, hazırladım o sofranın hepsini. Bir tokatlık canı mı vardı romansında? Haklısın. Bazen nerede ne yapacağımı bilemiyorum. Sen anca hak ver zaten. Mesela... gözlerini övmeye 1000 yılın yetmeyeceği bir kadının yanındayken... bir insan ömrünü nasıl yetsin onu hakkıyla sevmeye... bilemiyorum. Hele ki o kadın... ilk defa heyecanlanıyormuşum gibi acemileştirmişse beni... kendimi bir kaptırırsam... içi soğur da beni terk ederse... eskisi gibi nefes alamamaktan korkuyorsan... o zaman haklısın. Bazen ne yapacağımı bilemiyorum. Emin olmak için soruyorum. O kadın benim değil mi? Yani bu böyle alttan alta ben başkasını seviyorum ayrılalım konuşması değil. Bülent Bey. Bir bakabilir misiniz? Bülent Bey kör oldu, bakamaz. Bülent Bey'inin... çok özür dilerim, ben hemen geliyorum. Ha Serkan'ım. Ha kardeşim. Orada mı? Gel. Acaba o bankamatikte sıramı vermediğim teyzenin mi ahını aldım? Kesin ondan düşünüyorum çünkü aklıma başka bir şey gelmiyor. Yavrum sen bir girmedin içeri, bir çay kahve içerdik. Yok ya, ben seni merak ettim, ayağın nasıl oldu falan diye. Onun için uğradım. Yavrum o bir şey değil, o geçer gider. Ama benim şu Necibe canım çok sıkkın. Ya inşallah geri döner. E dönecek tabii. Dönmeyecek de ne yapacak? O Havva'sız yapamaz. Hem biliyorsun Havva onu binlerce kez affetti. Doğru, orası da öyle. Senden ne haber? Sinan mı? Sinan bana karşı çok iyi ya. ne dedi sana Meliha annem? Bu iş bitmiş durumda yavrum. Yüksek sesle söylemeye kaldı. Vallahi Meliha teyze ne yalan söyleyeyim. Ya bu sefer ben de çok umutlandım. Hatta Emin gibi bir şey oldum. Ne oldu bakayım? Beni yemeğe götürdü ya. Evet. Pelin de oradaydı. Aa! Yok dur, hemen celallenme. Sinan Pelin'in yüzüne bile bakmadı. Aferin benim oğluma. Hele bir dur sen. Bunu adlı adınca uzun uzadıya konuşmamıza az kaldı. Ay inşallah Melih teyze. İnşallah tabii.
Benim sana bir sürprizim de var ama sonra. Ya. Evet. Peki madem. Hadi sen de daha fazla ayakta durma. İçeri git, yat dinle. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi bay baycın. Ay Ceyda! Ceyda kız gel. Hayırlı olsun hanım kızım. Söz aile arasında ama nişana davet edersin bizi. Yok yani öyle ciddi bir şey yok henüz. Meral kız, o zaman ne diye bu Meliha kurulmuş kendi kendine? Ay, ama biz siz yüzük takacaksınız diye biliyorduk. Meliha abla da akşam için öyle bir şey dedi sanki. Vallahi yani Meliha teyze bana henüz bir şey söylemedi. Ha o demiş ha ben. Biz kardeş sayılırız. Yalan laf çıkmaz ağzımızdan. Yani siz diyorsunuz ki Sinan bu akşam bana yüzük takacak öyle mi? Ay Meliha ablam sözünün eridir. Sen bizden duymuş gibi yapma ama biz yüzüğü gözümüzle gördük. Ay demek o yüzden bana sana bir sürprizim var dedi. Daha ne diyecek kadın? Açık açık söylemediği kalmış. Sen de. Ay anne dur. Yoksa biz sürprizimi bozduk? Yok, 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 yok. Ben kimseden bir şey duymadım. Bilmiyorum. Merak etmeyin. Ay, Meli ablam tabii biraz huysuzdur. Laf sokmaları falan da vardır ama Anıl'ın hasını da ondan görürsün. Sinan, pırlanta gibi çocuk. Sen de güzelsin maşallah. Güzel güzel torunlar verirsin Meliha'ya. İnşallah, inşallah. Ya ne kadar sevindim sizi gördüğüme. Vallahi seslenmeseniz öyle geçip gidecektim değil mi? Neyse ben gideyim hazırlanayım o zaman. Durduğun kabahat kız. Yani, ama önce ufak bir işim var. Uğrayacak da bir yerim var. Görüşürüz. Allah kızım çıldıracağım ben ya. Çıldıracağım. Tam böyle öpüşeceğiz. Tam öpüşeceğiz. Yani böyle Serkan geldi böyle dedi ki. Bülent Bey affedersiniz. Bakar mısınız dedi yarım kaldı öpüşmemiz. Ay bir sakin ol. Ya nasıl sakin olabilirim ya? Benim lisedeki hayatım daha civcivliydi. Tavuk bulacağım. Pişirmelik mi? Cık, öpüşmelik. Nereden bulacağım tavuğu? Pelin nereden buldu o tavuğu? Şehir dışı style diyorsun. Aynen öyle. Bak şipşak al. Evet, çünkü ben bütün IQ'mu bu meseleye hibe ettim. Hemen düşünmem lazım bir şeyler. Bir saniye. Dur. Evet, bizi de var böyle ev mev kiralıyorlar. Çok iyi bir insansın. Bunu nasıl hemen ortalıkta bırakıyorsun? Seni çok seviyorum. Tamam, aç bakayım, aç. Yarın görüşürüz. Korkma. Teşekkür etmeye geldim. Korkmuyorum zaten. Sadece anlamıyorum. Hemen anlatayım o zaman. Biz bu akşam Sinan'la sözleniyoruz. Mutluluğumda senin de katkın çok. O yüzden ilk sen duy istedim. Ne mutlu sana. Şu an sinirden deliriyorsun değil mi? Ne kadar üzüldüğünü gözlerinden görebiliyorum. Bu da seni mutlu ediyor. Öyle mi? Sinan bir daha hiç kimseyi seni sevdiği gibi sevmeyecek biliyor musun? Madem bunu biliyorsun, niye onunla evlenmeye çalışıyorsun? Aşığım çünkü. Ve onun için her şeyi yapmaya hazırım. Peki sen? Sen aşkın için ne yaparsın? Ne yaparım bilmiyorum. Ama senin yaptığını asla yapmam. İşte bu yüzden hep kaybedeceksin. Sana acıyorum. Hep de kaybetmeye devam edeceksin. Bir tek fotoğrafın olacak. O da nikah masasında terk edilen kadın. İnsanlar seni sadece böyle hatırlayacak. Neyse. İyi günler.
belki o fotoğrafla anılacak ama Sinan asla o kadar kötü bir fotoğrafta olmayacak. Kimse onu üzemez. Alo. Cansu, hala yardımına ihtiyacın var mı? Aslansın be Pelin. Şimdi ben uygun bir yere geliyorum, orada konuşacağız. Şimdi sen elinde ne varsa hepsini anlatıyorsun bana. Tamam. Sen tam olarak bunu duyduğuna eminsin değil mi? Ceyda Hanım, birkaç kere hatırlattım. Bugün baktım gene yatmamış. Bakın ben bu paraya güvenerek bir sürü şey aldım ya, bir sürü alışveriş yaptım. Yeni bilgisayar falan aldım. Bugün için ödemem gerekiyor. Tamam, sağ ol. Ya evet, böyle duydum vallahi. Annesinin hastalığı falan da yoktu yani ortada. Bunlar böyle bir raporlar, bir eczane belgeleri. Üf, çok fena süslediler. Ya keşke o anda müdahale etseydin. Ne bileyim, hepimiz donduk kaldık. Bak bir şey diyeceğim. Kesin bunların getirdiği belgeler sahtedir. Biz eğer bunu kanıtlarsak... O çok uzun iş. Bizim daha kestirmeden gitmemiz lazım. Ne yapacağız? Yani belki sonunda çok daha mahcup olacağız ama... başka çaremiz yok. Alo, merhaba. Ben otelinizle ilgili bilgi almak istiyorum. Evet, sauna var, havuz, odalarda klima ilginç. Evet, çok, evet, açık kapalı otopark, harika. Peki sizde tavuk var mı? Hayır, pişirmelik değil, tabakta değil, kümeste. Tamam, ona en yakın odayı lütfen ayarlar mısınız? Evet, iki gün kalacağız. Ay, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Tamam, tamam, iyi günler. Ay, hadi geçmiş olsun. Başardım. Benim de böyle bir tatile çok ihtiyacım vardı. Aa! Kuzum büyü. Büyünce sen de gidersin değil mi? Büyüdüm bir kere. Aa, dişim çıktı senin. Başak. Hı. Sen hani bugün Bengüsü'yü alacaktın ya. Aa, o akşam bu akşam mıydı? Hı. Aa, o akşam başka akşammış artık. Sen beni istemiyorsan ben de başka Başak teyze bulurum. Takılacağız demiştin. Ay kuzum, hiç istemiyor olur muyum ben seni? Tabii ki takılacağız tabii ki ama sonra takılacağız. Çünkü ben şimdi bugün Bülent abimle gidiyorum. Ay çok sıkıcı bir sayın, sonuna vakit geçirmek istemez. Benim ne zararım olacak ki size? İstemiyorsun işte. Bengüsü anneciğim, ben seni götürürüm, beraber gezeriz, olmaz mı? Ha? Aynısı olmaz bir kere. Ay, yok. Bunu görüyor musun? Şimdi bütün gün burada beni yiyecek. Gülseydin keşke. Hadi git çantanı hazırla. Geliyor muyum? İstiyorsan geliyorsun. Koş. Yuhuu, çekilin yolda. Yolculuğa gidiyoruz. İnşallah muradına eremezsin. İnşallah uyuyakalır. Başım. Bir fes atsın ya. Fes attayım. Sen de benim affet. Fes at dedim bana çocuğu. Kitledin git. Ne konuşma? Hiç konuşma. Hayır. 10 dakika içinde ofisten çıkmazsak geçmiş olsun Tolgacığım. Arasana bir daha. Ya araba kullanıyordur, açmıyor işte. Meşgule verdi. Tolgacığım ısrarla ara o zaman. 10 dakika diyorum ya. Alo Tolga. Ben de seni arayacaktım şimdi ya. Kusura bakma, çok önemli bir mesele var. Ona koşturmam lazım. Pelin bak. Aramazsan gümler bu iş, başkasına verirler. Lütfen. Ya Tolga, önemli diyorum, sormuyorsun bile. Pelin, bak bu kadar acil olmaz ha. Tolga, inanamıyorum sana ya. Hala ne yapıyorsun yani? Arayacağım seni, halledince arayacağım, tamam mı? Hayati bir mesele diyor ya. Halletsin, şey yapacak. Biz birkaç gün daha erteleyemiyoruz. Tamam. Tamam, geçmiş olsun. Bitti artık. Yani 3 ayda deli gibi para kaybettik Tolga. Esas annemlere ne diyeceğim ben? Sen kendi derdindesin, baksana. Ay kusura bakma Tolgacığım ama öyleyim. Yeter artık. Gerçekten yeter, bitti. Ben daha fazla seninle uğraşmak istemiyorum, tamam? Bunları da çocuklara bırakabilir misin? Tabii. Necip abi.
Pelin Hanım? Berkay, annen hastaymış. İnan daha yeni öğrendim. Yani kusura bakma daha önceden gelemedim. Eksik olmayın. Olur mu öyle şey? Annene de bir geçmiş olsun diyeyim. Ben de Ceyda gibi yardım etmek isterim. Yok yani olsa çok iyi olurdu tabii ama hastanede. Aa, hastaneyi içeri kurdunuz demek. Lütfen annemin haberi yok. Artık çok geç Berkay. İyi akşamlar teyzeciğim. Bu saatte rahatsız ediyorum ama. İş yerinden arkadaş geçerken uğramış. Evet, iş yerinden. Daha doğrusu eski iş yerinden. Nasıl eski? Buradan da mı kovuldun? Hayır, kovulmadı. Yani ben çıktım işten. O yüzden öyle dedim. Benim bu Berkay biraz kaynaşıktır. Rahat duramaz. Hep başını belaya sokar. Sen de amma yaptın anne ya. He? Teyzeciğim ben asıl sizin için geldim. Yani bir geçmiş olsun diyeyim dedim. Ay bir şey mi oldu? Niye geçmiş oluyormuş? Ben hastasınız diye duydum. Fıtık. Fıtık ameliyatı oldun ya anne sen hani. Onu demek istiyor arkadaş değil mi? Sen ilkokul 5. sınıfa gidiyordun oğlum olduğumda ben. Yani nereden baksanız bir 10-12 senelik ameliyat. Tabii canım. Ben bile unuttum olduğumu. Nereden çıktı şimdi bu? Ameliyatlardan konuşuyorduk da anne. Ben de senin fıtık ameliyatını anlatınca yeni sandı demek ki arkadaşlar. Değil mi? Sen yine neye karıştın? Neye karışacağım anne ya Allah aşkına? Bak söz vermiştin. Kötünün belanın yanında olmayacağım demiştin. Yok teyzeciğim bir şeye karışmadı. Demek ki biz yanlış anlamışız. Yoksa insan durup dururken annem hasta, ameliyat oldu der mi? O da öyle ama bu birkaç kere bizim güvenimizi sarstı. Ama iyi çocuktur. Berkay, sen arkadaşına çay koy. Benim dizim başlıyor. Ya ne olur öğrenmesin, çok üzülür. Bu benim elimde değil, senin elinde Berkay. Dediğimi yaparsan kimse üzülmez. Benim artık eve dönmem mevzu değil Sinan. Tamam annemi anlarım. Şurada Tüsine mi olsa annem benden bilir. Ama Havva nasıl böyle bir şey yapar? Nasıl inanır? Aklım almıyor. Ya yapma şimdi enişte. Bir de ablamın açısından düşünsene. Kocası hırsızlıktan içeride. Evde bir çanta para buluyor. Hem de... Söyle söyle. Benim de paramı çalmıştın da. Tabii onu da düşünmüştür. Ya enişte saçmalama gözünü seveyim. Ben sana öyle bir şey mi söyledim şimdi? Aklından geçirdin ama. Yalan yok. Bana o keliği attığın zaman aklımdan sana bir ton sövdüm. Ama hiç hırsız demedim. Enişte ben seni bilmiyor muyum? O parayı yerine koyacaktın da... Saflığına geldi işte. Ya her şeyi geçtim. Hepimiz senin hatanı örtmedik mi? Sen şimdi niye ablamı affetmiyorsun? Affedemiyorum. Benim de bir gururum var. Ha gurur bir sende var yani. Vallahi gidiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız! Evet. Ben onu sana sonra anlatırım. Benim Simoş'a sözüm vardı. Yani İstemiyor musun sen beni? Estağfurullah Bengisu Hanım. Sen istemiyorsan ben gideyim. Buraların kraliçesi sensin. Tamam kalabilirsin. Arabayı kullanacak birine ihtiyacımız var. Vallahi heyecanlandım. Kaçasım varmış. Benim de neler neler yapasım var ama. Benim de kaçasım varmış. Atı binesim varmış. Bineceğiz değil mi Başak teyze? Tabii ki bineceğiz. Bineceğiz, at bineceğiz. Attan hiç inmeyeceğiz ne bileyim. İp atlayacağız, top oynayacağız. Seksek meksek böyle düz duvara plan tırmanacağız. Aklımıza ne geliyorsa yapacağız yani biz. Evet, yani kickbox, mickbox. Yani senin aklına ne geliyorsa bunların hepsini yapacağız ki seni yoralım ve mışıl mışıl. Yuhu! Yuhu! Hadi gidelim. Hadi bakalım. Ay. Hadi bakalım. Aklına başka oyun gelirse hepsini Her şey yolundaydı değil mi yani? Bir sorun olmadı. Yok yok, bir sorun olmadı.
Sinan nerede? Yok. Habersiz çıktı. Allah Allah. Beni almadan eve mi geçti acaba? Yani herhalde. Sonuçta siz burada olduğunuza göre. Biz sözleniyoruz da bu akşam. Tabii benim önce Sinan'ı bulmam lazım. Şef bu kadınla nasıl evlenecek ya? Bülent abi. Bülent abi ara. Bülent abi. Doğru. Bülent. İyi dedin. Bülent abiyi arayayım. Ama işin aslını biliyordur. Ha. Yok ya. Sıkıyordur. Yani olmaz öyle şey değil mi? Açma. Bilmiyorum öyle şey Başak. Efendim Serkan? Nasıl ya? Tamam kapat. Kapat Sinan'ı arayacağım. Kapat. Ne oldu? Sinan'ı aramam lazım dur. Alo abi. Maalesef yine ben. Sinan şef telefonunu burada unutmuş. Tamam. Tamam Serkan kapat. Tamam. Yani dün konuş, bugün sözden. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir şey diyeceğim. Hı? Sinan'ın hamile olmasın. Yok daha neler artık ya. Yok öyle bir şey. Alakası yok. Ama vallahi gerçekten kıza helal olsun. Yemin ediyorum iki günde kallim etti. Ağzından girdi, burnundan çıktı, yüzüğü taktı. Bir de ben, bana bak. Allah bilir ne yaptı. Vallahi biz daha 60 kilometre yol yapamadık kadın ışık hızında. Başak şimdi konu bu mu yani? Şimdi değil, her zaman bağırma bana. Ya, ya ne yapıyorsun? Bir Sinan'a engel olmam lazım. Ya lütfen, bak biz şu tatile gidelim tamam mı? Ne olur şu iki günü bir geçirelim. Sonra ben döndüğümüzde Sinan'ın parmağından bizzat kendi elimle çıkaracağım o yüzüğü. Hatta şimdi gerekirse parmağını kırarım. Eterli bayılsın, bir şey yapalım lütfen. Enişte, hadi inadı bırak da artık eve gidelim. Bir dur bakalım hele. Enişte, benim elimden restoranım gidiyordu. Sana bir kere şu sıfatla baktım mı? Ya hayır, ablam pişman olmasa diyeceğim tamam. Ya inat etme artık ne olur ya. Tamam, gidelim ama senden bir şey isteyeceğim. İste. Şimdi ben kendi isteğimle dönmemiş olsam ya. O nasıl olacak? Yani sen böyle kolumdan tutup zorla çeke çeke barışmaya götürsen beni. Peki tamam. Hadi, hadi. Enişte hadi. Enişte, eve bayağı mesafe var. Olsun, alışırız. Hadi gel. Ah yok çekme beni gel. Hadi yürü yürü. Keşke şenlikler için biraz daha bekleseydin anneciğim de yaram kabuk bağlasaydı. Yani bütün gün bir de iş yaptırdın bana. Ziyafet sofrası hazırlattın. Ama baba. Bu halimle ben nasıl yapsaydım kızım? Hem biliyor musun? Sana da iyi gelir, azıcık yüzün güler diye düşündüm anneciğim. Malum sen boğazlısın da. Ya ben sana böyle yapsaydım anne. Yavrum ama biz aileyiz. Birimizin mutluluğu hepimize güç verir diye düşündüm. Sana bir tek Sinan'ın mutluluğu güç verir anneciğim. Sen Necip'i hiç kabullenmedin ki. Ben kız çocuğuyum diye mi böyle yapıyorsun bana? Aşk olsun. Ve aşk olsun. Hava şu söylediğini kulağın duyuyor mu senin kızım? Ben şu elimin parmaklarını ayırabilir miyim birbirinden? Ben iki evladımı nasıl ayırırım çocuğum? E tamam öyle diyorsun ama. Bak ne yapıyorsun? Yavrum. Ben senin bir dediğini iki etmedim kızım. Necip diye tutturdum. Bu adamın nelere neden olabileceğini.
görüyor, biliyor olmama rağmen sırf sen mutlu ol diye hiç sesimi çıkarmadım. Yavrum, başımızı açmadığı musibet kalmadı bu adama. Bak ben gene de kapımı açtım. Hanemi kabul ettim. Babam, ben seni mutlu etmek için daha ne yapayım anneciğim? Kim gelmiş? Kayınpisiz Melih abla. Seni böyle bir günde yalnız bırakmak istemedik. Biz de şu işin ucundan bir tutalım dedik. Yapılacak bir iş var mı acaba? Ay olmaz olur mu anacığım? Çamaşır yıkadım perdeleri. Asıversene. Neler hazırladın Melih abla? Yavrum ben ne hazırlayacağım? Ablam sağ olsun mutfakta ne varsa kattı karıştırdı bir şeyler hazırlayıverdi. Abla, çok güzel oyun havası kaseti getirdim. İyi akşamlar. Servisimiz kapanmak üzere maalesef. Sıkıntı değil. Ben Sinan'ı görmeye gelmiştim. Ha, kendisi burada yok. İsterseniz isminizi bırakın, ben ileteyim. Yok. Ben başka zaman uğrarım. Kolay gelsin. Sağ olun. Sen de bir iki bir şey sürünsettin. Yüzün müzün solmuş hep. Tövbe estağfurullah. Bir sıkımlık canım var. İllaki al diyor. Ayağınızı sürttünüz de mi geldiniz? Ne yaptınız? Ay bu da misafir sevmez oldu. Yok ondan değil de Necip'e kafası bozuk. Ah canım kızım, hoş geldin yavrum. Kızım gel, kendi evin gibi. Ay anne gibisi mi var? Zaten evlenince belki burada otururlar. Ya zaten şu hani küçük çamaşır odası var ya, ben onu onlar için hazırladım. Ya saray gibi evleri var ikisinin de, ne işleri var bu evde? Yani ben aslında şöyle düşündüm, hep beraber, Melih annemle beraber tabii ki, benim evde kalırız. Hava ile Necip de burada yaşarlar. İnşallah. Necip'im gelirse tabii. Sen bana gelin değil, evlatsın be kız. Bak sen getirdin ama. Tamam Necip abi, ben getirdim. Hadi. Abi ne yapıyorsun? Necip'im. Gelmişsin. İşte Sinan çok sıraydı, zorla getirdi de. Abla sizin konuşacaklarınız vardır. Ben içeri geçeyim. Ben geldim ama kırgın geldim, haberin olsun. Olsun. Öyle eşitte durmasana, gel içeride konuşalım biraz. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Sinan oğlum. Giyinmemişsin. Giyinmişim. Aa, olur mu canım? Söz veren adam böyle kot pantolonla mı dururmuş? Thank you.
Benden mi aldın haberi? Bizzat Ceyda'dan. Vay, ve söz merasimi basmaya geldin ha, süpersin. Yok, o kadar değil. Ama söyleyeceklerimden sonra ortada söz möz kalır mı, göreceğiz. Ne söyleyeceksin ki? Siz kalın. Sinan! Dur abi, siz evlenemezsiniz. Biz, sakin ol oğlum, ne evlenmesin? Ne diyorsun Bülent? Ceyda söyledi. Hatta bugün sözünüz varmış. Ceyda? Bana da Hafize teyze söyledi. Aman canım, ben ne bileyim. Ben de Meliha'dan duydum. Ay üstüme iyilik sağlık, sağır duymaz uydurur. Yahu Meral, ben böyle bir şey mi dedim? Ay abla, vallahi ben de öyle anladım sen yüzük müzük falan deyince. İyi tamam canım, Allah Allah. Diyelim ki bugün söz keseceğiz. Yani ne varmış bunda? Çünkü aslında çok daha önemli bir mevzu var Meliha teyze. Bak evladım, önemli olan mevzu ne biliyor musun, senin yanındaki bu kız? Sen nasıl gelirsin benim evime? Evet haklısınız, oğlunuzu üzdüm. Ama bundan sonra üzülmemesi için çabalıyorum. Ceyda'nın gerçek yüzünü görsün istiyorum. Hala mı bu mevzu ya? Bülent, sen hiç akıllanmayacak mısın? Bak evladım, ben sana gözüme görünmemen gerektiğini söylemiştim. Ama sen kalkıp benim haneme kadar geldin. Şimdi buradan çıkıp gider misin hemen? Anne yeter. Pelin, sen de ne biliyorsan anlat. Sinan, sana inanmıyorum ya. Bülent'ten dinlediğimiz saçmalıkları bir de Pelin'den mi dinleyeceğiz? Hayır. Suç ortağın Berkay'dan dinleyeceğiz. Artık gücüm kalmadı. Ben böyle bir insan değildim ama Ceyda Hanım'ın elinde oyuncak oldum. Bana vaat ettiği hiçbir şey istemiyorum. Her şey Bülent Bey'in dediği gibi oldu. Yakalandığımızı anladığımızda Ceyda Hanım annem hasta yalanını uydurdu. Ki sadece bunlar da değil. Sizi Sinan Şef'ten uzak tutmaya çalışıyordu. Attığınız her adımı bilmek istiyordu. Ben de haber veriyordum. Ama gerçekten Meliha teyzeyi üstümüze salan bu olur. Onun oyunlarıdır. Yalan! Ya hasta bu çocuk, ne dediğini bilmiyor. Ne yaptın? Para filan verdin değil mi? Sinan yavrum, Ceyda böyle bir şey yapmaz. Belki de o Berkay... Son anda o panikle güzel bir plan kurduğunu sandın değil mi? Sinan yapma Allah aşkına, yani hala mı Pelin'e inanıyorsun? Ben Pelin'den önce şüphelenmiştim zaten. İş yapmış başka bir firma demiştin değil mi? Evet. Gidebilirsin. Orası catering işlerini kendisi yapar. Bizim dışımızda başka hiçbir firmayla da çalışmaz. Ama belki de. Belki bir ihtimal ben restoranı açtıktan sonra başka bir şirketle çalışmıştır. Arayıp sordum. Başka hiçbir şirketle çalışmamışlar. Ben çok şaşkınım gerçekten yani. Demek ki Berkay bana... Yeteri kadar rezil oldun zaten Ceyda. İstersen daha fazla konuşma. Ne yaptın be kızım sen? Ben ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Seni sevdiğim için yaptım. Aşık olan insan sevdiğinin mutluluğunu ister. Sen her şeyi kendi mutluluğun için yaptın. Sinan. Ceyda, seni bundan sonra ne bu evde ne de restoranımda görmek istemiyorum. Anladın mı? Sinan bak, eğer beni bir dinle... Defol git bu evden Ceyda. Hay hay. Buraya bir daha gelmem.
Ona lafım yok. Ama sen beni restorandan kovamazsın. Çünkü hepinizin unuttuğu bir ayrıntı var. Benim bu restoranda hisselerim var. Ve size vermeye hiç niyetim yok. Kızım, sen neymişsin be ya? Sonunda hoş gelebildim. Satmayacaksın yani? Hayır. Satmayacağım. Yani benden öyle kolay kolay kurtulamayacaksın. O kadar kolay kurtulacağım ki sen bile şaşıracaksın. Ortaklıktan ayrılıyorum. Sıkıldın mı engelmeden? Restoran artık senin. Gitme.